İşte RovoLab ekibi. Lab, navigasyon sorumlusu bir cybertech ürünü. Femina, proje başkanı ve sanat yönetmeni. Bir RoboFriends ürünü. Word, olay koordinatörü. Bir Taç Mahal uzay endüstrileri ürünü. Mexico, teknisyen. Bir Oley mühendislik hizmetleri ürünü. Ego, merkezi işlem ünitesi sorumlusu. Bir çok uzak doğu teknolojileri ürünü. Doc, RoboLab'in kaptanı. Tabii ki Türk. Bir Martı görsel sanatlar ürünü. Ve Odd Mission sayfası. Çarkan, Odd Mission'ın işkence sever kaptanı. Gerçek kötü. Rastupin, eski mahkum, emekli Rus ajanı. Draluka, Doğu Avrupalı bir robot. Umutsuz vaka. Herkes ne olacağını merak ediyor bu hafta değil mi? Bakalım yıldız göstergeleri nasıl? Koç. Sağlık. Zımba gibisiniz bu hafta. Sizi kesseler acımaz. Ama siz yine de bir tarafınızı kestirmeyin. Bir şey olursa aileleriniz benden bulmasın. Para. Olur olmadık insanlara borç vermeyin. Onun yerine borç alın, daha karlı çıkarsınız. Aşk. Bu hafta sevgilinizle yakından ilgilenin. Peşine dedektif takın. Boğa. Sağlık. Bu hafta parmağınız kesilecek. Siz kan kaybetseniz de kan sizi kaybetmez, merak etmeyin. Para. Hafta başında kantinciniz kaşarlı tostlara zam yapacak. Şimdiden tost stoklayın. O gün de eylem yapın. Aşk. Bu hafta acilen aşık olmak istiyorsanız, iki resim, ikametgah ve noter onaylı nüfus suretinizle bize başvurun. Herkes kendini ona göre ayarlasın. Sağlığınıza dikkat, parasız kalmayın ve gönlünüz hep zengin olsun. İşte yeni bir gün ve yeni yarışmamızla karşınızdayız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen sorulara geçelim. Şimdi sizden az sonra duyacağınız sesin neye ait olduğunu söylemenizi istiyorum. Acaba bu ses bir uçak sesi mi? Yoksa kartal mı? Ya da belki bir mikser sesidir. Ne dersiniz? Sizce bu sesi ne çıkarabilir? Evet Fem, bu ses sence neye ait? Bu bir mikser sesi, no? Evet Fem, bravo! Çok doğru! Mutfak işlerinden anladığını bilmiyordum Fem. Bir Fransız robot olarak metal burgerlerle yetinemem herhalde. Gerilim fazla artmadan sıradaki soruya geçelim bari. Madem öyle artık bol acılı güzel bir yemek yaparsın herhalde. Yemek vaktine daha çok var. Sen sorunu sor. Tamam soruyorum. İşte size küçük küçük parçalara ayrılmış ve parçaları karıştırılmış bir resim. Sizce bu bir ördek mi yoksa bir kaz mı? Belki de bir tavuk. Hadi bulun bakalım. Evet Rap. Bu bir kaz. Çok doğru. Thank you.
Krep, nasıl bildin? Etrafta bu kadar kas çipli varken pek zor olmadı. Kimden söz ediyorsundur sen çifte kavrulmuş? Kısa devresi olan Gocunur adamım. Bırakın birbirinizle uğraşmayı. İşte geliyor benim sorum. Bakın altı resme dikkatlice. Tutmaya çalışın yerlerini aklınızda. Şimdi kapatıp üstlerini, açacağım bir tanesini. Siz de bana söyleyeceksiniz onun eşinin kaç numaralı taşın altında olduğunu. Anlaşıldı mı? Evet Max. Bu resmin eşi 5 numarada. Çok yanlış. Olmadı Max. Neyse, bir dahakine şansın daha iyi gider belki. Bu bir şans yarışması değil Max. Bilgi ve dikkat yarışması. Boşuna dilinizi yokmayın bence. Mürettebatımı eğitmek benim görevlerimden biridir Fem. Siz bilirsiniz ama bu hudaların eğitiminden pek anlayacaklarını sanmıyorum. Resme dikkatlice bakın. Resmin içinde bir hayvan gizli. Bakalım bulabilecek misiniz? Bu bir hindi. Çok doğru. Hayvanlardan yana şanslısın. Patronu duymadın galiba. Şanslı değil, dikkatliyim. Bakalım siz ne kadar dikkatlisiniz. Dönen küpe dikkatlice bakın. Küp durduğu zaman sizden gördüğünüz yüzün arka tarafında kalan resmin ne olduğunu söylemenizi isteyeceğim. Acaba arkada kalan resim bir tilki resmi mi, bir geyik mi, bir kokarca mı, bir ördek mi, yoksa bir gemi mi? Bu bir tilki. Çok yanlış. Hayır Max, cevap geyik olacaktı. Gördüğün gibi Max, cevaplar atarak değil, dikkatle bulunuyor. Sen de sürekli uyuduğun içindir, ondan yoktur. Kabak gene şekerlememe patladı. Her zaman her soruya hazır olmalısın adamım. Bakalım sıradaki soruya herkes hazır mı? Evet Works, sıra sende. Resme iyice bakındır. Şimdi size soracağımdır. Acaba yandakilerden hangisi bu resmin doğru gölgesidirdir? Doğru yanıt. Acaba B midir, C midir, yoksa D midir?
Çifte kavrulmuş bugün herhalde hile yapıyordur. Her soruya o yanıt veriyordur. Sadece çalıştım Works. Size de tavsiye ederim. Cevap B şıkkı. Çok doğru. Aferin Rap. Çalışmanın ödülünü aldın. Kazanan Rap. Siz burada ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Oynuyoruz hayvan şehir isim. Yalan söylemedir bir kere bu oyunun adı isim şehir hayvandırdır. Efendim dedim ki ne? Bütün gemi birbirine girdi. Elektrikler kesildi. Femini asansörde kaldı.
geminin merkezi ısıtma sistemi bozuldu. Ve son hızla Mars'a doğru gidiyoruz. Sizse burada şehir, hayvan, isim aradığınızı söylüyorsunuz bana. İsim, şehir, hayvan. Hani hassa işte. Ama patroncum, bu ışığında oynanabilecek en güzel oyun budur. Oyun oynamak yerine Digiton'u bulsanız da geminin şifrelerini alıp şu karmaşayı gidersek nasıl olur acaba tembel tavuklar? Görmedim 3 gündür Digiton'u ortalarda. Ne yani? Digiton kayıp mı demek istiyorsunuz şimdi? Hayırdır? Digiton kayıp falan değildir. En son saklambaç oynuyorduktur. Ona öyle bir yere saklandır ki seni bulmak için 4 gün uğraşayım dedimdir. Uğraştın mı peki? Tabii ki uğraşmadımdır. Nasıl olsa 1 günü kaldıdır, yarın ortaya çıkardır. Work 01, eğer 2 saat içinde Digiton'u bulamazsak Femina havasızlıktan boğulacak. Mars'a toslayacağız ve gemideki ısı seviyesi o kadar artacak ki hepimiz eriyeceğiz. Yani şimdi oyunu bırakıp Digiton'u aramaya mı başlamamız gerekiyordur? Bir zahmet. Küp şeker toz şekere ne demiş? Aman şu dradan uzak dur demiş. Hayır, kendini fazla dağıttın demiş. Dur ben seni bir dağıtayım da bakalım küp şeker sana ne diyecek. Bulabildiniz mi Digiton'u? Hayır patroncum. Ben de onu söylemeye geldimdir. Destek kuvvete ihtiyacımız vardır. Max nerede? Her zamanki gibi uyuyordur. Ya Rap? Tam yıkanırken elektrikler kesildiği için banyoda köpükler içinde bekliyordur. O zaman git hemen Max'i uyandır. Ayrıca Bayt'e de sal gemiye. Digiton'u arasın. Ama patroncum, Digiton'u mu arayacağımdır? Bütün bu dediklerini mi yapacağımdır? Yoksa beni bir robo ahtapot mu sanıyorsundur? Hemen Digiton'u bulmazsan bütün vidalarını söküp eline vereceğim Work 01. Taze besinler konserve besinlerden üstündür kat kat. Hem tazedirler hem de içlerinde yoktur kimyasal katkılar. Tercih edin taze besinleri. İşte Şefigo'nun tavsiyeleri. Robot menüsü. Ekşili ekran. Taze transistör tabağı. Sıkma çelik suyu, insan menüsü, sebze çorbası, ekşili köfte, peynirli börek, hoşaf, olsun afiyet. Unutmayın gençler, dengeli beslenin, doya doya eğlenin. Robot ayılar üşüdüklerini nasıl belli ederler Raz? Neden onlara sormuyorsun Moronski? Çünkü ben cevabı biliyorum. Titreyerek gösterirler tabii ki. Hayır hayır, sen yine de bir git sor en iyisi. Bir saat vaktimiz kaldı ve Digiton hala ortalarda yok. Bir dakika bir dakika, aklıma bir şey geldidir. Eğer patroncum gemiye anons yaparsadır belki Digiton ortaya çıkardır. Güzel bir fikir bu. Digiton, ben kaptanın Doc. Acilen kontrol odasına bekleniyorsun. Digiton, sana diyorum. Hop! Böyle söyleyerek onu çıkartamazsındır patroncum. Ya ne demeliydim peki? Beyaz uzay gemili prensin seni kontrol odasında mı bekliyor demeliydim? Denemeye değer. Güzeller güzeli Digiton. Beyaz uzay gemili prensiniz sizi kontrol odasında bekliyor. Nerede benim gönlümün prensesi diyor. Ah kadınlar, ah! Ranjit amcamın başına neler gelmiştir neler Meksoş. Yine ne oldu Work 01? Daha ne olsun? Köpeğin biri devrelerini paramparça etmiştir. Yok canım. Yok muymuş yanında kimse köpeğin? Varmış Meksoş. Üstelik Ranjit amcam sormuştur. Sizin köpeğiniz ısırır mı diye. Ne demiş adam? Benim köpeğim kesinlikle ısırmaz demiştir. Ama
Ama Rancit amcam enini sürer sürmez paralamıştır köpecik onu lime lime. Adama kızmamış mı peki? Hani sizin köpek kesinlikle ısırmazdı deyince adam dememiş mi ki bu köpek benim köpeğim değil diye? Rancit amcan da adamı ısırsaydı bari. Isırmıştır tabii meksuççu. Adama 22 dikiş atmışlardı. Ağzına sağlık Rancit amcanın. Just make